Cumhuriyeti Devleti'nin Mısır'daki Müslüman kardeşleri desteklememesi gerektiğini savunuyoruz. Fakat her şeyden önce şunu belirtelim ki biz kesinlikle mübarek kalmasını istemiyoruz. Fakat bize göre Müslüman kardeşlerin gelmesi olabilecek en büyük senaryo. Ama ondan önce bu noktada size 3 tane argüman vereceğim. Bir kere ilk argümanımız bu politika Müslüman kardeşlerin iktidara gelmesini kolaylaştıracak ve bu Mısır için gerçekten kötü bir şey olacak. İkincisi Müslüman kardeşlerin gelmesi Mısır'a şeriat getirecek ve bu antidemokratik ve dine dayalı bir şey olacak ve bu da sonuçta Mısır halk için de kötü olacak ve üçüncü olarak da bunun Türkiye'nin bunu desteklemesine uluslararası arenada Türkiye'nin zararına olacağını söyleyeceğim. Ama önce hükümet kanadına 4 noktada anlaşamadığımız durum var. Bir kere ilk olarak hükümet kanadına geldi dedi ki Mısır'ın desteğini alacak Türkiye ve bu iyi bir şey olacak Orta Doğu'da dedi. Fakat hangi ülkelerin desteğini aldığımız bizim için iyi bir şey olur? Tabii ki de o bölgede prestijli devletlerin desteğini aldığımız bizim için iyi olur. Fakat bu noktada biz Mısır'ın bizim işimize o kadar da yaramayacağını düşünüyoruz. Mısır'ın desteğini almamız Türkiye için o kadar önemli değil. Çünkü biz Mısır olmak istemiyoruz. Onlar aslında Türkiye olmak istiyor. Bu noktada bizim onların desteğine o kadar da ihtiyacımız olmadığını düşünüyorum. İkinci noktada bu adamlar ne yapacaklarını çok iyi biliyorlar dedi hükümet kanadı. Aslında bizim de tam olarak endişemiz bu noktada. Bu adamların ne yapacaklarını çok iyi biliyor olmasından dolayı biz endişeliyiz. Ve bu nedenle bunların ailecileri bu kadar destekleyerek iktidara gelmesini istemiyoruz. Ve üçüncü noktada Hamas'ın kabul görmediğini söylediler. Ama burada hepimiz biliyoruz ki Hamas aslında Müslüman kardeşlerin başka ülkedeki bir başka versiyonu. Ve Müslüman kardeşler en az Hamas kadar Avrupa tarafından desteklenmiyor. Ve bu nedenle de bu Türkiye'nin tekrar zararına olacak. Ve dört olarak niye bir lider olmalı? Biz bunu anlamıyoruz. Bize göre koalisyon da olabilir. Hatta bize göre bir lider olması kötü bir şey. Hatta bizim desteklediğimiz de bu liderin Müslüman kardeşler olması daha da kötü bir şey. Çünkü bu adamların politikaları, ne yapacakları sizin dediğiniz gibi çok belli. Ve biz bu adamları ayrıca iktidara getirirsek eğer bu adamlar hiçbir şekilde sizin çok önem verdiğiniz gibi uzlaşmacı periyotlardan geçmeyecekler. Diğer muhalif örgütlerle uzlaşmacı olmayacaklar. Ve bu da devrime değil anti-devrime dönecek ilerleyen zamanlarda. Bu noktada Müslüman kardeşlerinin radikal İslamcı olduğunu nasıl açıklayabiliyoruz acaba? Yani açıklamıyoruz. Müslüman kardeşler zaten radikal İslamcı ve bu yüzden de senelerdir yasaklılar. Bu noktada ilk argümana geçiyorum. Bir kere bu politika Müslüman kardeşlerin iktidara gelmesini kolaylaştıracak. Evet, nasıl kolaylaştıracak? Zaten Müslüman kardeşler iktidara gelmek istiyorlar. Sizin de söylediğiniz gibi diğerlerine göre birazcık daha örgütlü bir şeyler. Ve eğer siz Türkiye gibi Orta Doğu'da güçlü ve aynı zamanda da Avrupa'ya da iyi ilişkiler için olan bir devletin burada Müslüman kardeşleri desteklemesi bir kere birçok ülkenin ve Mısır halkı da dahil olmak üzere Mısır sarayında da pek çok ülkenin Müslüman kardeşler hakkındaki imajını iyiye doğru döndürecek ve kafasında kuşku olan ülkeler olsa bile bak Türkiye'de bunu destekliyor, Türkiye'de yüzünü batıya dönmüş bir ülke olarak, Türkiye'de Orta Doğu'da güçlü kuvvetli bir ülke olarak Müslüman kardeşleri destekliyorsa ya bu durumda Müslüman kardeşlerin gelmesi aslında o kadar da kötü olmayacak diye düşünecekler ve bu adamlar daha kolay şekilde iktidar gelebildikleri gibi iktidara geldikten sonra da insanların kafasındaki soru işaretlerini minimuma indirmiş olacaklar. Bu noktada eğer biz bunları desteklemezsek ne olacak? Mısır halkı ve uluslararası camia tarafından işte dediğimiz gibi kuşkular her zaman var olmuş olacak ve tam destek vermemiş olacak ve tam destek sonuçta herkes hiçbir zaman tam desteğini vermemiş olacaklar ve tam desteğin olmaması demek de bu adamlar iktidara gelse bile istedikleri gibi at koşturamayacaklarını her zaman için daha da ılımlı olmak zorunda kalacaklarını bir işareti olacak. Bir şey söyleyeyim. Evet. Tam tersi bu adamların demokratik olarak eğer kendini ifade etme hakkını vermezsek marjinalleştiğini kabul etmiyor muyuz? Hamas tam tersine bunun örneği değil mi? Bu adamların zaten kendini ifade etme hakkı var ki burada Türkiye'nin onları desteklemesi bunu daha demokratik bir sürece sokmuyor. İkinci noktaya gelince Müslüman kardeşlerin gelmesi Mısır için kötü bir şey olacak. Ne noktada kötü bir şey olacak? Bir kere Müslüman kardeşler antidemokratik olduğunu biliyoruz. Antidemokratikler çünkü şeriata dayalılar. Ve aynı zamanda siz bu adamları biraz daha örgütlü diğerlerine nispeten, evet doğru, siz bu adamları direkt iktidara getirdiğiniz zaman bu adamların karşısında dengeleyici hiçbir güç olmuş ihtimalini ortadan kaldırıyorsunuz. Yani bu adamları dengeleyecek başka muhalif grupların olmasını direkt yok ediyorsunuz. Diğer muhalif gruplar zaten örgütlü değiller. Dolayısıyla diğer partilerin sizin Müslüman kardeşleri iktidara getirdiğiniz zaman ve bir önceki argümanda anlattığımız sebeplerden dolayı bu adamlara dair olan kuşkular giderek azaldığı için halkın da sesi çıkmayacağı için uluslararası camia da bu kadar fazla müdahale etmek istemeyeceği için bu adamlar rahatlıkla politikalarını sürdürecekler ve bu nedenle de diğer muhalif gruplar da seslerini çıkaramayacaklar çünkü dışarıdan o kadar fazla destek alamayacaklar, halktan da o kadar fazla destek alamayacaklar. Ve dolayısıyla bu adamlar belli bir süre sonra Müslüman kardeşler, tamam belki seçildikten bir ay sonra olmayabilir, belki bir sene sonra olmayabilir ama elbet çok daha kısa bir zaman, yani sizin belki öbür türlü geleceğinden, kendinden geleceğine de belki olabilir ama onunla çok daha kısa bir zaman içerisinde bu adamlar at koşturmaya başlayacaklar. Bu adamlar nasıl olsa kendilerine muhalefet edebilecek güçlü insanlar olmadığı için, o kadar örgütlü olmadıkları için insanı
kısıtlayacaklar, kadın haklarını kısıtlayacaklar, bir sürü insan haklarını kısıtlayan kısıtlama uygulamalarda bulunacaklar. Bunların elinde mesela Hamas'ta işte şeyde demokratik bir şekilde seçildi. Fakat ne oldu? Sonra darbe yaptı. Ne oldu? Siz devrim istiyordunuz. Sonuçta onlar demokratik yollardan belki gelmiş oldu. Ama sonucunda istemediğimiz insan hakları hakkında antidemokratik bir durum ortaya çıktı. Ama bu adamlar bu kadar güçlü olmazlarsa, bizden desteklenmezlerse ne olacaklar? Diğerleriyle uzlaşarak, tamam belki daha yavaş bir süreç içerisinde olacak. Ama diğerleriyle uzlaşarak, bu kadar ekstrem politikalar gütmeyerek belki bir şekilde koalisyon olacaklar. Çünkü bu adamlar bir şekilde iktidara ortak olacaklar. Koalisyon olacaklar ve koalisyon olması aslında bizim için iyi bir şey. Çünkü diğerleriyle ulaşmak zorunda olacakları için ve koalisyonda bulunduğu diğer şeyler, partiler dengeleyici bir güç olacağı için bu hem Mısır açısından iyi olacak hem de aslında Orta Doğu'nun imaj açısından da iyi olmuş olacak. Ve son olarak da bu durumun Türkiye'ye de zararlı olduğundan bahsetti. Çünkü Türkiye'nin aslında imajı Avrupa Birliği'nde nasıl bir imaj? Bu Türkiye'de diyor şu anda biz dinci değiliz diyor. Biz dini politikaları tamamen şey dinci politikaları desteklemiyoruz diyor. Fakat burada sonuçta hepimizin Müslüman kardeşlerin dinci, aşırı dinci olduğunu ve bu sebeple de pek çok ülkede yasaklandığını biliyoruz. Ama burada Türkiye çıkıp da açık açık ben Müslüman kardeşleri destekliyorum dediği zaman Türkiye'nin Avrupa'daki, Türkiye'nin uluslararasındaki prestiji çok açık bir şekilde sarsılmış olacak, dinci bir imaja sahip olmuş olacak ve bu noktada da aldığımız pek çok konuda aldığımız desteği kaybetmiş olacak. Ve bu noktada Mısır'ın desteğini almak mı daha önemli, yoksa Avrupa'nın desteğini bir ölçüde kaybetmek mi daha önemli, bunu tartışmak gerekiyor. Biz bugün muhalefet grubu olarak Sarı'dan bahsettik. Bir kere ilk grup olarak bu politikanın Müslüman kardeşlerinin iktidara gelmesini çok daha fazla kolaylaştıracağından ve bu durumun kötü bir şey olduğunu söyledik. İkinci olarak Müslüman kardeşlerin Mısır için bir tehlike, Mısır için kötü bir şey olduğundan antidemokratik ve istenmeyen bir durum yaratacağından bahsettik. Ve üçüncü olarak, son olarak da bu durumun Türkiye açısından da, Türkiye'nin prestiji açısından da zarar